Gündem Kanal İstanbul. Birçok değerlendirme var. Kimisi faydalı, kimisi faydasız diyor. Yok ne gerek vardı bu projeye diyenler de var. Konuya biz de el atalım dedik. Bir değerlendirelim bakalım gerçekten Kanal İstanbul bu coğrafya için gerekli bir proje mi yoksa lafı güzaf mı? Hep birlikte karar verelim. Şimdi varsa eğer bütün ön yargılarını ve yanlış fikirlerini yavaşça yere bırak ve benimle hakikati keşfet. Bir sürü söylenti var tabii. İyi yanlarıyla ilgili, kötü yanlarıyla ilgili. Gel biz kötü yanlarını bir ele alalım. Bakalım neler söyleniyor. Tabii hepsini ele almamız mümkün değil. Vaktimiz kısıtlı zira değil mi arkadaşlar? O zaman nasıl yapalım? 5 madde üzerinden gidelim. 5 tane madde üzerinden kanal projesiyle ilgili söylenen olumsuz söylemleri değerlendirip bir kanaate varalım birlikte. 1. Çevreye zararlı. 2. Tarım arazileri yok olacak. 3. Su kaynakları tükenecek. 4. Nüfus artacak. İstanbul taşacak artık. 5. de projenin altı üstü zarar. Şimdi bu 5 iddiayı teker teker ele alıp birlikte değerlendirelim. Şöyle başlayalım. Marmara Denizi'ne kıyısı olan hangi iller var? Bir tarafında Türkiye'nin sanayisi en gelişmiş 3 şehri bulunuyor. Nedir bunlar? İstanbul, Kocaeli, Bursa. Diğer bir taraftan da Türkiye'nin tarımsal üretimde yükünü çeken 4 tane lokomotif şehir var. Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale. İşte Türkiye nüfusunun neredeyse 3'te 1'i 7 şehirde yaşıyor. Yani 25 milyon civarında. Ve de sanayi üretiminin yarısı İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da gerçekleştiriliyor. Diğer 4 il ise ülkenin tarımsal üretiminin yükünü çeken lokomotif gibi. Şimdi Türkiye nüfusunun 4'te 1'inin atıklarının gittiği, Türkiye'deki sanayi üretiminin yarısının atığının aktığı, Türkiye'deki tarımsal üretimin büyük bir bölümünün atığının temas ettiği bir gölden bahsediyoruz aslında Marmara deyince. Yani bu haliyle de bir kanal açılmazsa infilak edecek gibi duruyor öyle mi? Yahu bildiğin patlayacak. Dahası Türkiye'deki tersanelerin %85'i burada. Limanların da %50'si burada. Kısacası bu denizin nefes almaya ihtiyacı var. Yoksa çok fazla değil 25-30 sene sonra lağım yeşili bir denizimiz olacak. Aslında zaten sinyallerini de şimdiden görüyoruz gibi hani televizyonda gazetede bu aralar çokça haber oluyor. Marmara Denizi yavaş yavaş alarm veriyor artık. İkincisi neydi? Tarım arazileri yok olacak. Bakalım öyle mi? İstanbul tarımsal arazi varlığında kaçıncı sıradadır sence? Söyleyeyim, 81 il arasında 70. sırada. Peki tarımsal üretim değeri açısından kaçıncı sıradadır? Onu da söyleyeyim sana, 78. sırada. 81 il arasında 78. sırada. Bir diğer söylem de sondan 4. Geri bak kendi gözlerinle Türkiye İstatistik Kurumu'nun sitesinden görebilirsin. Peki bu ne demek oluyor? Demek ki İstanbul bir tarım şehri değilmiş. Abi bu cümleyi kurduğuma inanamıyorum ya. Yani o kadar üniversite okuduk, günün sonunda gelip İstanbul bir tarım şehri değildir teşhisinde, analizinde mi bulunduk yani? Abi ne gerek vardı o kadar dirsek çürütmeye? Yoldan geçen muhterem bir amcamıza da sorsan İstanbul tarım şehri midir, değil midir diye sana yok kardeşim ne tarımı diye cevap vermez mi? Üçüncü iddia neydi? Barajlar yok olacak, susuzluk başlayacak. Bakalım öyle mi? Bak dostum, İstanbul'da 10 tane baraj var. İSKİ'nin sitesine girip hepsinin lokasyonunu, kapasitesini kendi gözlerinle görebilirsin. Bunlardan sadece bir tanesi, yani Sazlıdere Barajı proje güzergahında kalıyor. O da bir bölümü kalıyor, tamamı değil. Bir diğer barajın da verimi etkileniyor. O da Terkos Barajı. Bu iki barajın veriminde toplam kayıp İstanbul'un toplam su biriktirme kapasitesinin yaklaşık olarak %2'sine denk geliyor. Yani aşağı yukarı 30 milyon metreküp civarında. Ya aslında bu ne demek oluyor biliyor musun? 365 gün üzerinden İstanbul'un 8 günlük su ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Ya yani %2 deyip geçemezsin öyle. %2 de olsa eğer söz konusu suysa kayıp kayıptır. Doğruya doğru.
Çünkü neden? Çok yakın zamanlarda da tecrübe edebildik bu durumu, değil mi? Bir kuraklık geliyor, barajlardaki doluluk kapasitesi %20'lerin altına bir düşüyor. Hemen su kesintileri, suyla ilgili önlemlerle ilgili haberler, hassasiyetin geliştirilmesiyle ilgili kamu spotları vesaire. Değil mi? Ne kadar tedirgin edici bir durum. Peki bu kadar büyük bir projeyi tasarlayan adamlar böyle bir detayı es geçmiş olamazlar diye düşünüyorsun, değil mi? Peki önlem olarak ne düşünmüşler? Şöyle, projenin bileşenlerinden Melen Barajı projesiyle birlikte 1.1 milyar metreküp su kaynağı oluşmuş olacak. Yani kayıp 30 milyon metreküp, oluşturulacak yeni kaynak 1.1 milyar metreküp. Tam 34 katı. Ulan tam plak oldu ha, İstanbul'un da plakası 34 ya. Soğuk espri. Geldik dördüncü iddiaya. Neydi? Nüfus artacak, her yer tıkış bıkış olacak İstanbul'da. İnsanlar üst üste oturacaklar filan. Bakalım öyle mi? İstanbul'un nüfusu dünyadaki tıpkı bütün metropollerin nüfusu gibi sürekli artmakta. Peki soruyorum, İstanbul'un nüfus artışını durdurabilmek mümkün mü? Tabii ki hayır. Bu mümkün değil. Hiç göç almadığını varsayalım. Mevcut nüfusun doğal artışı olanı şu anda İstanbul için %2.5 civarında. Şimdi Kanal İstanbul'un tamamlanma süresi de yaklaşık olarak 7 yıl olarak öngörülüyor. Yani proje bittiğinde İstanbul hiç göç almasa nüfusu 3 milyon kişi daha artmış olacak. Ya bu 3 milyonu nereye koyacaksınız affedersiniz? Bu 3 milyon nereden ekmek alacak? Nereden su alacak? Hangi yollardan gidecek? Çocuğunu hangi okula gönderecek? İki yol var. Ya insanları hadım edeceksiniz ya da bu gerçeğe uygun bir İstanbul inşa edeceksiniz. Bu iş öyle şakaya gelmez. Geldik 5. maddeye. Ne diyorlar? Projenin altı üstü zarar. Hiç öyle karmaşık hesaplarla zihnini yormayacağım. Projenin maliyeti 11 milyar dolar ve projeden yıllık olarak elde edilecek asgari gelir 1 milyar dolar civarında. Ve projenin doğrudan istihdam kapasitesi de 10 bin kişi civarında. Ya rakamları güzel güzel anlatıyorsun da bu 1 milyar dolar öyle hayatında gördüğün bir rakam mı diye soracaksın. Onu da anlatalım. Bu 1 milyar dolar nasıl oluşacak doğrudan gelir olarak? Şöyle, İstanbul Boğazı'ndan yılda ortalama kaç gemi geçiyor? Bu aralar yılda 40 bin civarında. Prosedürler gereği en az bekleyen bir gemi 15 saat, en fazla bekleyen gemi de 35 saat civarında bekleme yapıyor. Hatta bazı ekstrem durumlar var. Gemiler 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün beklediği de oluyor. Fakat bu hesaplamanın içerisine bu ekstrem durumdaki gemileri dahil etmeyeceğiz. İşte bu bekleme sürelerinin ortalama gemi başına maliyeti 120-130 bin dolar civarında. Şimdi bu bekleme yapan ve bu bekleme nedeniyle maliyete katlanan gemilerin kaptanlarına ya da şirket sahiplerine desen ki bak dostum, bana 100 bin dolar verirsen sana bu beklemeyi yaptırmadan doğrudan transit olarak Karadeniz'e bağlanma yolunu açabilirim. Ancak bunun sana maliyeti 100 bin dolar olur diye bir teklifte bulunsan adam hemen kabul eder. Değil mi? Çok rasyonel bir karar çünkü. Ne demiştik? 40 bin gemi geçiyor demiştik yılda. Bu 40 bin geminin 10 bini sadece kullanmayı tercih etse, yani yaklaşık olarak ne yapıyor? Her 4 gemiden birisi Kanal İstanbul'u tercih ederek güzergahına devam etse, yaklaşık olarak ortaya çıkan gelir 1 milyar dolar civarında oluyor. Kaldı ki projeyle birlikte ortaya çıkacak dolaylı gelirleri hesaba katmıyorum bile. İnşaat olacak, dükkan olacak, berber olacak, manav olacak, kasaba olacak vesaire. Başka bir zaman detaylı olarak bunun bir hesabını çıkartırım sana ama bu akşam konu dağılmasın diye konuyu toparlama amacıyla şöyle söyleyeyim. Milyarlarca dolar ekonomiye katkı sağlanmış olacak. Gelelim sonuca. Yahu konuşulması, tartışılması gereken konu Kanal İstanbul olsun mu olmasın mı değil. Konuşulması gereken şey ikinci hatta üçüncü kanal projelerini şimdiden hazırlayıp 50 yılın 100 yılın planını yapmak. Boğaz'daki köprüler gibi düşün. Şimdi diyebilir misin ki Boğaziçi Köprüsü gereksiz diye? Diyemezsin değil mi? Bak ama arkasından ne geldi? İkinci köprü geldi, üçüncü köprü geldi. E haliyle şimdi sıra sıra o gerekli mi değil, bu gerekli mi değil diye diye hepsinin ne kadar gerekli olduğunu tarihsel süreçte muhalif olanların ağzından dinlemeye başlayacağız. Neyse bu soruları soranlar yapılan projelerin faydasını gördükçe herhalde bir 5-10 seneye tamamen azalırlar diye düşünüyorum. Kanal İstanbul 50 yılın belki de 60 yılın planlaması. Sıradan bir gemiler geçsin, paraları cukkalayalım projesi değil. Her anlamda gelecek nesillere ders diye anlatılacak bir proje. Öyle bir planlama ki içinde her şey var. Nüfus, çevre, sosyal yaşam, ekonomi, su. Aklına planlamaya dair ne geliyorsa hepsini karşılayacak bir proje.
Anlaşılan Kanal İstanbul hakkında daha çokça konuşacağız ve biz bıkmadan, usanmadan Kanal İstanbul'la ilgili insanlığa ve insana dair ne kadar faydalı şey varsa teker teker anlatacağız. İkna etmeye çalışacağız. Bıkmak yok, yılmak yok. Tabii ki doğruyu ve hakikati anlatmaya.